Selamünaleyküm canlarım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün bayramın 4. günü. Misafirlerimiz için bugün ben de içli köfte yapacağım. Bu arada bayramlarınız da mübarek olsun. Bugün içli köfte yapacağız. Tarifini de sizlerle de paylaşmak istedim videosunu. Umarım inşallah güzel olur videomuzda. Beğenirsiniz. Şimdi malzemelerini hazırlayalım biz. Malzemesini ben 1 kilodan 1 kilo yani 1 paket ince, gayet ince, böyle görmüş olduğunuz gayet ince bulgurdan 1 paket döktüm. Şöyle normal klasik su bardağından 2 su bardağı irmik ölçtüm. Şekilde daha önceden suyumuzu kaynatmıştık, böyle dolu 3,5 su bardağı su koyacağız. Fazla su koymayacağız çünkü yoğururken de koyarsak daha iyi oluyor. İlk kaynamasını kaynatıyoruz suyu. Biraz alıyoruz. 5 dakika bekliyor suyumuz. Direkt kaynar kaynamaz dökmüyoruz canlarım. Şöyle 3 bardak. Bir de bu şekilde yarım. Şöyle her tarafını suyu yedirecek şekilde karıştırıyoruz. Ailecek bunu çok seviyoruz canlarım. Bayramda da girenimiz gidenimiz çok oluyor. Yanına pilav yapıp çerez gibi de yenilebiliyor. Yiyoruz yani, çocuklar da misafirlerimiz de seviyor. Bugün ben biraz çok fazla yapmak istemedim. Normalde 2 kilodan falan yapıyoruz. Bulguruna göre değişiyor. İnşallah ihtiyacımız kadar çıkar. Büyüklüğüne göre değişiyor. 40, 50, bazen 70. Böyle. Bunu dinlenmeye bırakacağız bu şekilde. Sizler de tabii ki nasıl böyle yapıyorsanız yorumlarda da bana yazabilirsiniz. Biz bunu böyle örtelim. Yarım saat beklemeye. Malzemenin içini de, içli köftemizin içini de pişirdik, çektiğimiz gibi canlarım. Şu anda bulgurumuzu da ıslamıştık biliyorsunuz. Çekti kendini. Ben çok sulu haşlamıyorum. Çünkü yoğurma aşamasında biraz daha su koyduğumuz için. Böyle. Şu anda böyle bir acılı da acısız da koyabilirsiniz. Bir çorba kaşığı. Yavaş yavaş biz bunu yoğuracağız. 2 tane yumurtalı bir bardakta un girecek içine. Ama şimdi biz bunu birazcık böyle yavaş yavaş elimizi suya sokarak da yoğuruyoruz. Ne kadar güzel yoğurulursa o kadar güzel oluyor. Ailecek biz bunu seviyoruz. Sıcak su anne. Hafiften alık. Tabii bu benim kendi tarifim. Sizler tabii nasıl yapıyorsunuz? Neler koyuyorsunuz? Ben kuzu etiyle yaptım içine bile. Bazı değişik bulgurla yapıyoruz. Biz kısırlık bulgurla, irmikle çektiğimiz gibi haşladık. Hemen hemen
40-45 dakika biz bunu ara ara yoğuracağız. Bu şekilde mi? 10-15 dakika böyle yoğurduktan sonra 2 tane yumurtasını kıracağız şimdi. Bir bardak da unumuzu koyacağız. 10-15 dakika yoğurduk şu anda. Köy yumurtası bizim. Yumurtaların büyüklüğüne göre değişiyor. Gayet küçükse 3 de kırabilirsiniz siz. Biz 2 tanesini kırdık. Şöyle. Bir bardak da hani bu ne kadar bulgurdan yaptın bunu? İnce bulgur değil mi? Ha, 3'lük 1 kilo bulgurdan. Toplamda 4 bardak yoğururken biz su harcıyoruz. Tabi bulguruna göre harcamasına göre değişebilir sizlerde. Yavaş yavaş böyle yedire yedire. Biz böyle bunu hemen hemen yarım saat daha yoğuracağız. Biraz su koyacağız. Fazla da koyarsak belli olmaz. Ölçü ölçü suyumuzu yedirmeye çalışacağız. Artık malzemeleri hazırlayıp da oturduğun zaman canlarım yoğurması zor gelmiyor. Ama bazıları bunu yoğurma makinesinde yoğurup daha çabuk da yapabiliyorlar. Birazcık da tuzunu ekiyoruz canlarım. Tuzunu ekmeyi unutmuşuz. Tuz ekmediğimiz için her şeye. Ama buna birazcık ekeceğiz. Çok az bir şey. Siz tabi istediğiniz gibi ekebilirsiniz. Tuzlu, tuzsuz. Daha olmadı mı? Oldu artık yavaş yavaş. Şöyle deniyoruz zaten. Şöyle açılmaya başladığı zaman yavaş yavaş artık delinebiliyor. Görüyorsun. 5-10 dakika daha yoğurursak ya da 5 dakika falan belli olmaz. Biraz tatlı kaşığı olsa yeterli. Tatlı kaşığı. Tuz koymayacağım çünkü bu karışık çeşni. Sebzeli çeşni. Kekiğine biraz bol koyacağız. Kırmızı biber koyduk kuru. Kurumuş salçadan. Bu da kırmızı biberimiz. Şöyle. Şu şekilde. Bundan koyduk. Karabiberini fazla koymayacağım. Toz biberi fazla koyabilirsin. Bu da zerdeçal. Hepsi yeterli böyle. Nane. Kekik de koyduk. Oo, çok baharat koktu. Oo, fazla koydun. Baharatı güzel olursa, fazla olursa daha güzel olur. Maydanozlarımızı, dereotlarımızı da soyduk. Doğru. Doğradık daha doğrusu. Ceviz işlerimizi de rondodan geçirdik. Hemen hemen 2 su bardağı kadar ben ölçüsü öyle canlarım. 2 su bardağı. Hani 30 ottan biraz daha at istersen. 2 su bardağı kadar tuz koymayacağız ya. Biraz da acı koyacağız biz buna. Birazcık daha koyacağız. Toz acı. Çünkü koyduğumuz kuru salça acıydı zaten. Şöyle. Acı toz biber koyacağız biraz da. Artık doldurmamıza başlayacağız. Yavaş yavaş. Leğenin içinde yapsaydın ki. Leğen derin geliyor. Karıştırması biraz şimdi zor ama alması içinden biraz daha zorlaşıyor. O yüzden
Öyle yapacağız. Sararken tekrar yine videomuzu da çekeriz yapımını yaparken. Hamurumuz da oldu canlarım. Birkaç tanesini ben yaptım. Böyle. Açabildiğimiz kadar böyle açıyoruz. Şu şekilde. Fazlalıklarını zaten döndürürken baş uçlarından çıkartacağız. Şöyle elimizin şu kenar kısmını ıslıyoruz. Ağzını topluyoruz şöyle. Böyle yaparken canlarım ben hep fazlalıklarını böyle alıyorum ki ince olsun. Bir tarafına. Malzemelerini hazırlayıp da oturduğunuz zaman bana kolay geliyor. Zevkli geliyor. Tabii yapmayanlara biraz zor gelebilir. Şu şekilde. Mandalina büyüklüğünde alsak zaten de yeterli geliyor. Hemen hemen 4 bardağa yakın suyu yedi. Sizler de yavaş yavaş ekleyerek suyunu hamuruna doldurabilirsiniz. Biz böyle yaptık. Dedemiz de uyandı. Bağırıyor şu anda. Radyomuz çalsa da canlarım dedemiz bazen bağırıyor. Fincanın içine streç kağıdı koydum. Bilemeyenler için hiç zorluk değil. Şöyle hemen kenar kısımlarına sıvıyoruz. Hiç özenmeden içine mandalin büyüklüğünde alıyoruz. Şöyle. İçine iki tatlı kaşığı zaten mezemiz yeterli oluyor. Ağzını streç kağıdını topluyoruz. Şu şekilde. Görüyorsunuz. Şöyle. Streç kağıdınınla birlikte ağzını kapattık. Şöyle. Bilemeyenler için kolaylık bence öyle. Hamurumuz da çok güzel, gayet özlendi. Dediğim gibi fazla kısımlarını alıyoruz. Ne kadar inceltirsek o kadar bizim için iyi. Fincanla da bana rahat geldi. Bir yerde görmüştüm bir kanalda. Takip ettiğim bir YouTube'da bir kardeşimden görmüştüm. Güzel oldu. İçli köftelerimizi de yaptık canlarım. Şöyle. Yağımızı koyduk. Yağımız da ısınmak üzere. Bir tanesini atalım denemek için. Yağımız olmuş. Biz böyle bunları atalım. Canlarım şu anda içli köftelerimizi görüyorsunuz. Çok da güzel, gayet piştiler. Çok da fazla pişirmeye gerek yok. Şöyle nar gibi oldular. Bunları dediğim gibi misafirlerimiz geldi bayramda. Onlar için. Şöyle.
Yapması meşakkatli ama canlarım yemesi çok güzel. Birazcık daha bunlar kalsın. Şu baygınlık da çekelim. Şerbeti düşünüyorum. Hı hı. Gel. Şöyle. Maşallah. Öbürlerini biz pişirelim canlarım. Evet. İçli köftelerimiz de pişti canlarım. Yanına da karpuzumuzu kestik. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Beni seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.